Şu anda Silivri cezaevindeyim. Az önce Hatay milletvekili seçilen ve hala Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay ile bir görüşme gerçekleşti. Buraya hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi olarak geldim. Komisyon seçimleri yapıldıktan hemen sonra öncelikle ilk olarak Can Atalay'ı ziyaret etmek ve onun yaşadığı adaletsizliğe ve hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekmek istedim. Can Atalay'ın durumu hukuka aykırı, demokrasiye aykırı, insan haklarına aykırı. Hukuka aykırı çünkü hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Demokrasiye aykırı çünkü milletvekili olarak, milletvekili adayı olarak başvurusunu yapmış, Yüksek Seçim Kurulu milletvekili adaylığına bir engel görmemiş, Hatay halkı, Hatay seçmeni iradesini ortaya koymuş ve milletvekili seçilmiş. Avukatları marifetiyle mazbatasını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yemin töreninde ismi okunmuş ama tutuklu olduğu için yemin edememiş ve meclis faaliyetine başlayamamış. İnsan haklarına aykırı çünkü seçme ve seçilme hakkı, anayasal bir hak olan seçme ve seçilme hakkı engellenmiş durumda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman hak, hukuk, adalet diyerek herkes için adalet mücadelesi veriyoruz. Anayasanın 83. maddesi çok açıktır. Can Atalay milletvekili seçilmiştir ve bir milletvekili hakkında yargılama kararını ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi alabilir. Sayın Atalay hakkındaki yargılama derhal durdurulmalı ve derhal tahliyesine karar verilmeli.